Soruşturuyoruz. Emin değiliz tabii. Bilemiyoruz. Ha, Akif amca. Ben de seni arayacaktım. Ne haber? İyiyiz kızım. Çok iyiyiz. Harikayız. Size takıp oynayacağız. Anne ne diyorsun ya? Gece yarısı senin elin adamıyla baş başa ne işin var diyorum kızım. Tekin gelince ne diyeceksin? Gelmeyesice. O ayrı. Gelecek. Ben de onu konuşacaktım sizinle. Nasıl gelecek? Nasıl bu kadar eminsin? Ölmemiş mi? Ya Afet dur Allah aşkına ya. Soruya bak. Kızım sen de bilmece gibi konuşma Allah aşkına. Anlat ne biliyorsan. Söyle bakayım. Ya işte fabrika, ev, araziler, her şey ipotekli. Tekin çok büyük bir borcun altına girmiş. Bana da hiç hissettirmedi tabii. Adamlar da bunu tehdit etmiş. Kaçmış gitmiş bu da. Teşekkür ederim. Niye? Uzun zamandır böyle huzurlu hissetmemiştim. Ben de. Ben geliyorum şimdi. İpek beni affet. En kısa zamanda yanında olacağım. Kim o? Tekin. Seni sabırsızlıkla bekliyorum. Ne diyor? Yakında döneceğim sevgilim. Seni sevdiğimi asla aklımdan çıkarma. Yaz. Sevgin batsın de. Akif. Madem Tekin yaşıyor. Sinan'la sal gitsin. Bu işler o kadar kolay değil Afet. Bu mesajı Tekin'in gönderdiğine malum. Belki telefon katildi. Mesajları bizzat o gönderiyor. Nereden bileceğiz? İyi akşamlar. Güle güle Akif amca. Konuşalım biraz. Eve gidiyorum. İyi o zaman ben direkt konuya gireyim. Şöyle gel. Tekin Mali'nin arabası. Düğünden bir gece sonra 23.09. Bak 40 dakika sonra benzinci Ekim geliyor. Arkadaşın Çilem. Tesadüf. Tesadüf mu? Tesadüf yani tabii ki. Sen nereden buldun bunu? Emniyet amirinin bilgisayarından. Tekin Mali'nin arabasında olduğunu da orada fark ettim. Sonra bir de baktım Çilem. Gittim benzinciden bütün kayıtları aldım. Akif amca da gördü o zaman bunu. Arkadaşını gördüğünü zannetmiyorum. Yoksa çoktan sorguda olurdu. Ama eninde sonunda görecek. Sildim kayıtları. Sana borçluydum. Gerçi bana neden iyilik yaptın orası muamma ama...
Benim için niye böyle bir risk aldın? Babana bir şey yapmadığını biliyorum çünkü. O zaman ona ne olduğunu da biliyorsundur. Çok borcu vardı. O yüzden ortadan kaybolmayı seçti. Hiç mantıklı değil. Yani eğer borç için olsa içinizden birine mutlaka ulaşırdı. Refiye sana. Ulaştım. Nasıl? Polise gösterdin mi bunu? Evet. İyi o zaman, güzel. Gidiyorum ben. Nereye? Sefer vakti. Denize gidiyorum. Siz de kurtulmuş olursunuz işte benden. Rahat edersiniz. Evet. Yani şey... Sen de işine gücüne bakarsın tabii. İyi geceler. İyi geceler. Hadi hoşça kal. Hoşça kal.